Selamlar, hoş geldiniz. Bugün çizgi roman konuşacağız sonunda. Sordunuz, abi çizgi roman yayını nerede? Çizgi roman yayını geliyor mu? Çizgi roman yayını gidiyor mu? Abi 5 tane çizgi roman söylesen, 3 tane söylesen, öldük, bittik, kuruduk abi, çizgi roman getir. Dediniz, biliyorum bu, ama benim kabahatim, çok geç kaldım. Taşınma sürecidir, bilmem nedir, ıvırdır zıvırdır derken patladı. Bir de daha öncesinde biz çizgi roman yayınlarını Twitch'te yapıp daha sonra ben onları bölüp kesip falan YouTube'a atıyordum. Şimdi artık direkt YouTube'a yapacağım. Yani zaten YouTube kanalında takip edenler biliyor ki oradaki içerikleri bayağı arttırdık. Gidişat iyi, destekleriniz geliyor. Çok mutlu oluyorum. Umarım çizgi roman videoları da gereken ilgiyi görür. Ya sizler beğenirseniz tabii gereken ilgiyi görür. Ben de devamını zaten getireceğim. Benim severek yıllardır emek verdiğim, okuduğum, dünyasına, sanatına hasta olduğum çizgi roman işlerinin hepsinden zaten ufak ufak bahsediyorum. Bahsetmeye devam edeceğim. Bugün bu video çok uzun olmayacak. İlk bir Türkçe çizgi roman, Türkçe pardon, Türkçe bağımsız çizgi romanlar videosunu izleyenler hatırlayacaktır. O biraz uzundu, dediğim gibi Twitch'te yapmıştık onu. Onun kadar uzun olmayacak ama hedefim 4 ya da 5 çizgi romanın olduğu daha kısa videoları daha sık bir şekilde size ulaştırmak bence daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. O videoya da zaten bu videonun sonunda ya da işte aşağıdan bir yerden ya da buralarda bir yerlere eklediğimde ulaşabileceksiniz. Bu yayında verdiğim çizgi yani bahsettiğim çizgi romanların da linklerini yine açıklamalara falan eklerim. O zaman ilk çizgi romanla başlayalım. Brodek Raporu. Brodek Raporu aslında benim bayağıdır listemde olan, 2017 yılında Kara Karga'dan çıkmıştı. Listemde olan bir türlü okuyamadım. Yani hani vakit olmayan, hep ertelediğim bir çizgi romandı. Ama ilk zaten tasarımında ve hani şöyle bir kartonet de geliyor bu arada. Onları da göstereyim. İki cilt. Şöyle güzel kartonetler de geliyor. Tabi bu baskıları kaldı mı şu an hiç emin değilim. Umarım kalmıştır. En son ben Paralel Evren'den almıştım. Orada kalmış olma ihtimali hala var. Bir bakarsınız ya da Kara Karga'nın sitesinde olabilir. Zaten dediğim gibi linkleri vermeye çalışacağım aşağıda. Yakın dönemde de sevgili Etem, Onur Etem Bilgiç çok önerdi. Abi işte bayağı iyi bir çizgi roman vesaire diye. Ben de dedim artık okumak farz oldu. Bir an önce okumalıyım bu çizgi romanı dedim ve bu video için hazırlığını yaptım. Bu arada şunu da hatırlatayım. Bu çizgi romanlarla ilgili spoiler, geniş bilgi vesaire vermeyeceğim. Burada amacım bunları kısaca size tanıtmak ve ilginizi çekiyorsa okumanızı sağlamak. Ya da işte sağlamak da çok doğru bir kelime değil oldu ama ilginizi çekerse bakın işte ne diyeyim. Sonra abi bana işte şunu tavsiye ettin ama ben hiç beğenmedim onu falan diye de gelebiliyorsunuz. Olabilir. Dediğim gibi çizgi romanlar, özellikle bağımsız çizgi romanlar benim seçtiğim. Ki bugün bir tane de mangamız var. Sadece bağımsız konuşmayacağız. Çizgi romanlar bazen belli yaşların getirdiği bir birikimi gerektirebiliyor. Ama bu gereklilik, hani siz okuyamazsınız anlamda demiyorum. Hani alacağınız keyfi, hissedeceğiniz duyguları arttırabilir. Bundan hep bahsediyorum zaten. Bu çizgi roman çok öyle bir çizgi roman değil. Eğer Maus tarzı ya da işte biraz daha İkinci Dünya Savaşı ya da farklı savaş dönemlerinde yaşananları vesaire merak edenler için iyi bir çizgi roman. Hatta şöyle birkaç kare de göstermek istiyorum. Manuel Larsen'in mükemmel çizimleri, Fransızca olduğu için telaffuzunu doğru mu bilmiyorum ama mükemmel çizimleri ve anlatımıyla çok çok iyi planlanmış bir çizgi roman. Peki ne anlatıyor? Yine tam benim sevdiğim tarz. Yani savaş dönemlerinde savaşın ana odağının dışında kalan ve biraz daha merkezden uzak o küçük kasabalarda herkesin birbirini tanıdığı, aslında birbirini çok tanıdığı için artık hayatların iç içe geçtiği ve bu iç içe geçmenin tacize, belli kişisel çıkarların artmasına neden olduğu, herkesin birbirini kolladığı, gözetlediği, korkudan dolayı birbirine zarar verebildiği ortamlarda neler olduğunu, neler yaşandığını anlatan bir çizgi roman. Ben inanılmaz beğendim. Çizimler dediğim gibi aşırı etkileyici. Siyah beyaz olması sizi korkutmasın. Özellikle yeni nesil çizgi roman okurlarının siyah beyaz olması bazen korkutucu olabiliyor. Yani gelen yorumlardan anladım bu genelde. Ya işte siyah beyaz okumakta zorlanıyoruz vesaire gibi. Bir çekinmeyin. Çok güzel, rahat bir anlatım var.
Biraz ağır, yani sert bir çizgi roman, ağır dediğim. Ayrıca bir romandan uyarlama. Romanın yazarı da Philip Claudel. Philip Claudel'in romandan uyarlama. Hani romanı bilenler varsa belki çizgi romanı okuduklarında daha da etkilenebilirler. Brodeck raporunu okuyun. İlk önerim buydu. İkincisi, bugün bugün iki Türkçe çizgi roman olacak. Tamamen Türkçe ve Türk yapımı çizgi romanlar olacak. Türk yapımı çizgi romanlarla ilgili genelde hani beni takip edenler şu görüşümü biliyordur. Çok da tekrara düşmek istemem ama yine de söylemem lazım. İlk çizgi romanlar, geçmişiniz ne olursa olsun, yani çok tecrübe dolu bir geçmişiniz de olabilir. Çizerlik, yazarlık, çizgi roman yapımıyla ilgili farklı noktalarda tecrübeniz olabilir. Ve kendi çizgi romanınızı ilk kez yapıyorsunuzdur. Hiçbir geçmişiniz yoktur ama hazırlık yapmışsınızdır, çalışmışsınızdır, bununla ilgili çabalamışsınızdır ve ilk çizgi romanınızı yapıyorsunuzdur. Benim hep hissiyatım ve genelde bu işin duayenlerinin, bu işin uzmanlarının, doğru değil aslında da, bu işin iyi üreticilerinin, sanatçılarının hep önerdiği konu şudur. Biraz kendinizden bir şeyler anlatın. Yaşadığınız toplumdan, içinizden. Hani sizi anlatırken sizden kopuk olduğunu ve okuyucuya böyle sanal, yapay bir şey verdiğinizi hissettirtmeyin derler. Ve buna dikkat eden, bu işi iyi yapan çok iyi bir çizgi romanla karşı karşıyayız. Tuş. Çok Fransız tarzı da olan ve sevgili Orhan Umut Gökçek'in işi. Özellikle daha kapağından zaten baktığınızda rafta dururken herhalde Fransızcadan yeni çevrilmiş, bağımsız bir çizgi roman gelmiş vesaire diyebiliyorsunuz. Gerçekten iyi bir, genel olarak da iyi bir pazarlama için uygun bir tasarımı var çizgi romanın. Hatta ben de ilk alırken böyle şeyi görünce, Türk ismini görünce dedim Allah Allah, çevirmeni mi yazmışlar falan, bir şaşırdım. Sonradan anladım. Kendisinin de ilk çizgi romanı. Yani daha önceden çizgi roman değil de animasyon kökenli işler yapan bir kişiymiş. Biraz araştırdım. Hani çok birebir tanıdığım birisi değil. Kara Karga'dan çıktı çizgi roman. Kısaca konusu şöyle. Bir gün hayatınızın yaşarken evinizde, dışarıda bir yerde pat diye bir tuş beliriyor. Yani size yakın. İşte dediğim gibi, yani evinizin içinde de çıkabilir. Sokakta yürürken yanınızda da bitebilir. Ya da çok başka bir yerde bitmiştir ve siz bir gün onun yanından geçebilirsiniz. Ve bu tuşa bastığınızda çok büyük ihtimalle ölüyorsunuz. Patlayabiliyor tuşa bastığınız anda. İşte kalbiniz durabiliyor. Vesaire vesaire. Ve insanların bu tuşlar ortaya çıktıktan sonra yaşamları ne yönde değişiyor? Psikolojileri nasıl etkileniyor? Ve bu tuş ne? Ama şöyle bir şey değil tabii, yani bu tuş ne, evet işte sonunda inanılmaz bir twist çıkıyor ve ortalık yanarak yok oluyor falan değil. Gerçekten insanların aslında tehditler altında birbirleriyle, birbirlerine zarar vermek uğruna nasıl bir yaşama büründüklerini, evlerinden çıkmaması gerektiklerinde yaşadıkları psikolojik durumları, kendilerinden, ailelerinden yaşamlarını iyileştirmek için neleri feda edebileceklerini vesaire çok iyi anlatıyor. Ve burada şeyler de çok iyi. Ara geçişlerde çok güzel böyle şeyler, bu durumun yarattığı sektörlerle ilgili posterler, işte böyle açıklamalar vesaire çıkıyor. Kendi sektörünü yaratmaya başlıyor. Aslında çok genel bir şu an içinde bulunduğumuz COVID-19 vakasının bize yaşattıklarına benzer şeylerin oluştuğu bir dünya yaratıyor ve buradaki insan ilişkilerini bize gösteriyor. Ya gerçekten hani fırsatlar, kaçmış fırsatlar yaşayıp yaşamınızı boşa harcadınız ve işte belli bir yaşa geldiğinizde harcadığınızı düşündüğünüz fırsatlar bir tuşla nasıl değişir görebilirsiniz. Ben çok beğendim. İlk iş için çok iyi. Umarım daha fazla çizgi roman üretir. Türkiye'de daha fazla Türklerin yaptığı çizgi romanlara ihtiyaç var. Özellikle de bir Türkçe çizgi roman kültürü oturtmamız için. Bu tabii çok zor bir süreç. Yani bu şey gibi de olmaz. İşte 5 sene yaptık, 100 tane çizgi roman çıkardık. Evet artık olduk gibi bir şey değil. Bu yıllar alacak. Zamanla oturacak, literatürlere girecek bir sistem olmalı. Ama tabii mevcut koşullar, para kazanma imkanları vesaire çok düşükken nasıl olacak bilmiyorum ama bu iyi bir iş. Okumanızı öneririm. Üçüncü çizgi roman değil, aslında manga.
Hah, geldik mangaya. Şimdi böyle tutunca ters o. Ikigami. Ikigami'de ben buraya gelmeden önce, Amsterdam'a taşınmadan önce son yapılan icafta çıkmıştı. İstanbul Çizgi Roman Festivali'nde. Marmara Çizgi'den çıktı Ikigami. Benim daha önce duymadığım Motor Amase isimli bir yazar çizer tarafından yapıldı. Bir mangaka tarafından yapıldı. Konusu çok ilginç. Yani ilk çıktığında da konusu sizi bağlamaya çok müsait. Ben biraz alırken aslında şey düşünmüştüm. Yani konu çok nasıl diyeyim? Hype yaratan bir konu ve genelde bu tarz böyle bir anda uf, konuya bak çok acayip dediğiniz şeylerin anlatım süreci, o hikayenin akışı her zaman çok iyi olmayabiliyor. Ama burada Motor Amase çok iyi bir iş çıkarmış. Burada çok spoiler vermeyeceğim ama konudan biraz bahsedeyim. Japonya'da ülke refahını korumak, geliştirmek, insan yaşamının değerini arttırmak için bir yasa çıkıyor. Bu yasa şöyle, 18-24 yaş arasındaki insanların pardon, bazıları ölecekler. Peki bu nasıl olacak? Bu insanlara çocukken bir iğne yapılıyor ve bu iğnenin içinde nano çipler var. Bu çiplerden sanırım %1 miydi, %0,1 miydi? Öyle bir oranı var. Şu an oranı hatırlamıyorum. O oranda bir insan 18-24 yaş aralığında bir gün ölecek. Ve bunu bilmiyor. Ve sadece ölmesine 24 saat kala ona haber veriliyor. Bir kart aracılığıyla ve bu kartları ulaştıran bir de ekip var. İşte 18-24 yaş arasındasınız. 23. yaşınızın işte 200. gününde size diyorlar ki yarın öleceksin diye bir kart geliyor ve siz o anda inanılmaz tepkiler veriyorsunuz ya da vermiyorsunuz. Hikayenin şu kısmı çok ilginç. Şimdi normalde hikayenin gösterdiği ve anlattığı işte bu insanın hayatına verdiği önemi, hayatını yaşamak için verdiği çabayı, daha verimli bir toplum içinde daha verimli olmayı hedeflediği bir hayat sistemi yarattığı iddia ediliyor ve toplum refahını arttırmak yanında işte ekonomik olarak da çok faydalı olduğunu vesaire anlatıyor bu sistemi kuran yapı içerisinde. Ama bir yandan da insanların o tek bireyin hayatına indiğinizde ya da onun işte ilk tepkisine indiğinizde ne olduğunu anlıyorsunuz ve İşler aslında o kadar da parlak değil o tek kişi üzerinde. Çok spoiler vermek istemiyorum dediğim gibi ama Ikigami anlatım olarak da akıcılık olarak da çok rahat okunan, hele de özellikle şu anda okuyacak bir şeyler arıyorsanız. Tabii şey sıkıntı oldu. Şimdi iki cildi çıktı. Covid durumları oldu. Belki daha seri çıkacaktı. Şimdi yavaşlama ihtimali olabilir. Belki de olmayabilir. Çok bilmiyorum o kısmı. Yavaşlamazsa da zaten okursunuz. Sanırım 10 cilt Ikigami 2005-2012 arasında çıkmıştı. Bizde de ilk kez Eylül 2019'da ilk iki cildiyle çıktı. Valla öneriyorum. Ikigami'ye bir bakın. İyi bir toplumsal bilim kurgu gibi bir yapısı var. Umarım beğenirsiniz. Şimdi sıradaki çizgi romanda Vasmer'in kardeşi Flanör'den çıktı. Flanör çok iyi işler yapıyor. Flanör'ün çizgi romanlarından zaten sıklıkla bahsediyorum. Çok rafine, çok iyi tercihler yaptığı işler çıkartıyorlar. Baobab gibi. Baobab'ı da çok beğeniyorum. O da gerçekten çok iyi bir... İkisi de çok iyi aslında. Orada o şeyler, seçiciler. İki çizgi roman evi de. Flanör'ün bu seferki çizgi romanında Wasmer'in kardeşi Pierre Mitter ve David von Bassewitz yazar ve çizeri. Pierre Mitter daha önceden çizgi roman yapan birisi ama David von Bassewitz daha önce hiç çizgi roman yapmamış ama biraz araştırdığımda inanılmaz iyi bir sanatçı olduğunu gördüm. Ve bu çizgi roman diğerleri alınmasın ama hadi mangayı ayrı tutayım. Gerçekten en iyi çizimlere sahip, en yoğun, en boğucu hikayesini tamamlayan bir boğuculuk ama hani şey değil, işte soyut olmak için acayip şeyler yaptık falan tarzı. Gerçekten hikayesini tamamlayan, o sertliği size veren, şimdi güzel bir panel de arıyorum burada göstereyim diye. O boğuculuğu ve karanlığı size veren çok iyi çizgileri var. Ben çok etkilendim okurken.
Yine spoiler vermeyeceğim. Konusu 1903-1924 yılları arasında yaşamış olan Carl Duncan'in, bir seri katil kendisi ve yaklaşık 30 kişiyi öldürdüğü düşünülüyor. Carl Duncan'in kısa bir hikayesini anlatıyor diyeyim. Çünkü bir kelime daha eklersem oraya spoiler olabilir. Tadınız kaçmasın. Okuyun. Gerçekten çok kaliteli bir çizgi roman. Özellikle de seri katil işlerinde beni bu tarz çizgi romanları şu çok etkiliyor. Tabii anlatım çok önemli ama çizimden zaten bahsettim, o yoğunluktan. Kurgu çok önemli bence. Yani direkt işte bir katil var. Katili aldım, gidiyor patır patır insanları öldürüyor. O yakalanacak mı, yakalandı mı stresinden çok o katilin hayatıyla ilgili bir paralellik kurup belki başka bir yan karakter üzerinden o karakterle bağ kurabilen ya da ona erişebilen, ona paralel bir hayat yaşarken sosyolojik olarak farklı sorunlar yaşayan, yakalandığı anda verdiği tepkilerle beraber sizin "aa evet bu karakter buna benziyordu" ya da "evet yazar ve çizer burada bu karaktere ulaşmanın zorluğundan çok onun biraz da işte sosyolojik olarak neler yaşadığını, psikolojik olarak nasıl bir süreçten geçtiğini de bize verdiği durumlar, anlatımlar, kurgular benim çok hoşuma gidiyor. Wasserman'ın kardeşi de böyle bir iş. Ve dediğim gibi David von Bassewitz inanılmaz bir çizer. Umarım bu tek çizgi romanı bu arada 2014 yılında yapmış. Sonra da bir şey yapmamış. Dediğim gibi daha ressam, sanatçı ve illüstratör tarafında yoğun olan bir kişi. Bir araştırın internette, sergilerini vesaire de görebilirsiniz farklı dönemlerde yaptığı. Umarım daha fazla çizgi roman yapar. Çok çok iyi bir iş. Şiddetle öneriyorum bunda. Ve son çizgi roman, onu, o çizgi romanları yanımda getirmediğim için sevgili Selçuk alınmasın. Ekrana görselini vereceğim. Dördüncü kitabın kapağı ve Şehzade Yangını. Dördüncü kitap 2019'un Kasım ayında çıktı. Sırtlan Kitap'tan çıktı. Zaten Şehzade Yangını takip eden, temel olarak devamlı soran, eden, abi 3 işte 1 çıkıyor 2 nerede, 2 çıkıyor 3 nerede diye devamlı soran bir kitlesi var. Ama ben yeterince kişiye ulaştığını düşünmüyorum bu iyi çizgi romanı. Yani sadece Selçuk'u tanıdım ki Selçuk'u ben bu çizgi romanlar çıktıktan çok sonra tanıdım ki ondan önce ben okumuştum çizgi romanı. Sağ olsun 4. kitap çıktıktan sonra onun da desteğiyle biz yayınlarda da bir set hediye ettik izleyicilerimize. Umarım belki derdini çizgi roman hediyelerimiz de olacak. Onu da araya sıkıştırayım. Şehzade Yangın 4. kitap çıkınca ben ilk 3'ünü tekrar okudum. Ve üstüne 4'ü de tekrar okudum. Ve şunu gördüm. Yani işte Tuş'taki olduğu gibi Orhan Umut Gökçek'ten de bahsettim. Türkiye'de çizgi roman tarzının, bir kültürün, bir alışılmışlığın oturması çok uzun zaman alacak. Ve mesela Selçuk'un Şehzade Yangın'da da bunu gördüm. Yani ilk ciltten başlayıp 4. cilde kadar geldiğimizde o da değişiyor ve gelişiyor. Yani panel kullanımı hep iyi. Seçtiği konu zaten işte 1700'lerin Galata'sında geçen iki kabadayı hikayesi gibi gözükse de yine spoiler vermeyeceğim. Arka planda başka bir hikayenin de aktığı, o klasik Osmanlı hikayelerinin dışında olan ve aslında çok vurucu sonlarla biten, ki buna ben bazen hala şaşırıyorum Türkiye'de nasıl tepki çekmediği, muhtemelen az okunduğu için. Ya iyi anlamda tabii. Bazen abuk sabuk tepkileri olabiliyor toplumumuzda, çok çok şaşırdığım ama neyse. Yani yapı olarak da klasiklerin, klasik gibi gözükse de klasiğin dışında olan iyi bir araştırma geçmişiyle yazılmış, yani doğru dillerin, doğru tarihsel durumların anlatıldığı bir hikaye var. Ve dediğim gibi ilk baştan sonra tekrar okuduğumda çizim tarzının daha da geliştiğini, panel kullanımlarının değişmemesine rağmen panel içlerindeki karakterlerin durumları, onların diyaloglardaki konumları, o panelde odaklanılacak bir işte kedi, köpek, insan, bina, karakter ne varsa bunların gelişimi, o odakların gelişimi vesaire beni etkiledi açıkçası. Bunu zaten Selçuk'la da paylaştım. Ve kafasında kurduğu dünyayı
görsel olarak da çok iyi verdiği için şuna da düşmüyor. Her şeyi anlatacağım, her şeyi işte anlayacaksınız, yazacağım, çizeceğim gibi bir yoğunluğa da düşmüyor. Orada da anlatımı iyi dengelemiş. Yani görsel anlatımın kuvveti Şehzade Yangın'da çok iyi. Ben özellikle de işte şu an ekranda da görüyorsunuz. Kapaklarına bayılıyorum bu serinin. Ki Selçuk Örnek'te hep söylediğim bir şeydir aslında. Sadece kapak çizsem boş kapak dünyası şu an yanıyor. Herkes kendine boş kapak çizdirmek için çıldırıyor. Çok iyi kapaklar çıkarabilir. Ama hayat işte o da kendi öncelikleri, işleri, çizgi romanları bir yandan kasabı yetiştiriyor vesaire. Onlarla uğraşırken belki bir gün yapar, bilemeyiz. Evet, son önerim de Şehzade Yangını'ydı. Hiç okumadıysanız 4 cildini de bence alıp bir okuyun. Hele de şu an evdeyken yapıştırın. Rahat da okunan, kütüphanenize durmasından da keyif alacağınız bir seri kendisi. Evet, bugünlük bu kadar. Toplam kaç oldu ya? 1, 2, 3, 4 Şehzade Yangını'da 5 çizgi roman önerdim. Bir sonraki videoda yine bağımsız manga, Türkçe, hatta İngilizce de olabilir artık. Hani biraz daha sadece Türkçe bağımsızlar değil de işte çizgi roman önerileri gibi bir hale getireceğim. Biraz daha klişe bir adla gitmek istiyorum açıkçası. Çünkü çizgi roman işte bir başka bir başlık veriyorsunuz ya da başka bir şeyden ona bağlıyorsunuz. İşte çizgi roman dünya falan gibi böyle havalı başlıklar arıyorsunuz. Yok abi, o anlaşılmıyor. Onlar gözden kaçıyor. Çizgi roman önerileri şeklinde bu seri devam edecek. İlkini yaptık. İkincisini yaptık. Üçüncüsü de çok yakında gelecek. Kanalı takipte kalın. Abone olun. Tıklayın. Çana vurun. Ha, abonelikler. Bu arada ücretli abonelikler de açıldı. Onları da bir inceleyin. Eğer bütçeniz varsa keyfinize göre destek olmaya devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Bay bay.